beğenmez imzamı. Şimdi atıyorum götlerine Cano. Cano! Cano neden? Arkadaşlar, kardeşler, kankalar, hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve bugün Çakal ve Label C5'e tepki vereceğiz. Baba festival, kolda Rolex, altındaysa Porsche var. Der bana gitme kal. Arkadaşlar, Çakal ve Label C5. Bu iki ismi beraber duymak azıcık tuhaf. Geçmişte bir sıkıntı yaşamadılar ama yine de tuhafıma gidiyor ya. Belki sizin de tuhafınıza gidiyordur. Çakal'ın eskiden yanında Red Skull vardı. Label C5'in yanında Batuflex vardı. Şimdi de Çakal'la Label C5. Ama beni ilgilendiren daha büyük bir konu var arkadaşlar. Bu ikilinin şarkı çıkardığını duyduğumdan beri aklımda bir tane soru var. Batuflex diss'i, Label C5 Batuflex diss'i gerçekten yapay zeka mıydı? Yoksa Label C5'in kendisi mi diss'i attı? Şimdi bazı kişiler diyecek ya, sen neden bahsediyorsun ya? Bazı kişiler duymamıştır. Arkadaşlar, dediğim gibi geçen bir şarkı yayınlandı. Kayrahan Kısakol. Yani Batuhan Uzun Kol muydu Batuflex'in ismi? Uzun Kol değil, Kayrahan Kısakol kanalından ve Label C5 Devran Batuflex diss diye. Tamam mı? Bu şarkıya girince altında bu şarkıyı yayınlayan kanal yazmış ki, wow, yazıyı silmiş. Bir saniye. Buraya yazmış. Aynen. Şarkı tamamen AI kava diye yazmış arkadaşlar. Yani yapay zeka yapmış bu şarkıyı diyorlar. Ben de dedim ki yapay zeka olabilir mi? Çünkü tamam, yani ses çok temiz geliyor. Diyelim sesleri değiştirdiniz ama flow da Label C5'in şarkısına benziyor dedim. Şimdi diyeceksiniz ki abi, bu Çakal'la çıkardığı şarkıyla ne alakası var? Alaka var arkadaşlar. Çünkü bu şarkıda ne diyor biliyor musunuz? Bir dinleyelim. Sonra yeni şarkıya geçeceğiz. Yeni şarkıyı, sadece yeni şarkıyı dinlemek isteyenler şimdi öne sarabilir. Bu devran yüzümde maske, şaka maka yok, hepsini gasp etti. Bu C5 baba sanki bir madde, piyasayı dumanla sürtü kahret. Ne olur Allah'ım sen beni affet, çalıyorum ipleri like bir affet. Şarkıyı affet, bir günde kaydet, eski dostlara verdim rahmet. Bu C5 baba kralını tanımaz, asosyal ibne yoluna da bakacaksın yüzü çekerken. Asosyal ibne yoluna bakcan diyor. Yani Batuflex'in asosyal şarkısına bir gönderme. 3-4 dostum var sanırım asosyalim. Ve ben bu AI'yı biliyordum arkadaşlar. Yani yapay zeka başkasının sesine benzetebiliyorsa onu biliyordum. Tamam, ama diyelim ki başka birisi söyledi ve Label C5'in sesine benzettiler. Flow da birebir Label C5 ve vokaller çok temiz yapay zeka için. Label C5 bir açıklama yaptı. Dedi ki yapay zeka, benimle alakam yok. Ama şarkıda bu söylenince, bir dakika. Çok düz verdim, o yüzden kuracak. İkiye böler seni, topadım yumurcak. Babanı tanıtsan niye olur evlat? Çakal'la Label harbiden ortak diyor. Bu şarkı ne zaman çıkmış? 9-11-23'te. Çakal'la Label harbiden ortak diyor. Tamam, bu zamana kadar diyordum ki yapay zeka yapmış olabilir ama şimdi düşünmeye başladım. Diyorum ki yani nasıl bir tesadüf? Yani yapay zeka, yani bunu söyleyen adam Çakal'la Label C5'in proje çıkaracağını biliyor muydu? Anladınız mı kafamdaki soru işaretlerini? Yani böyle bir şey söyleniyor. Sonra diyorlar ki yapay zeka olabilir gerçekten. Sonra da Çakal'la Label C5'in gerçekten beraber bir ortak projesi çıkıyor. Ve düşüncelerinizi paylaşın arkadaşlar. Ben işin içinden fazla çıkamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şarkıyı da dinlersiniz, onunla dinlersiniz. Ve şimdi yeni şarkıya geçebiliriz. Let's go. Bir dakika, Label C5'in son Gafka Moga ile çıkardığı şarkı ne zamandı? 13.10'da çıkmış. Bu da 9.11'de. Yani o şarkıdan sonra çıkmış. Yani tamam, birisi bu klipte beraber görmüş olabilir Çakal'la Label C5'i. Çünkü o klipte beraberlerdi. Ondan sonra Çakal'la Label C5 harbiden ortak falan söylemiş olabilir. Ama yine de beni böyle düşündürdü ve ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve girişi acayip uzattık biliyorum. Yeni şarkıya girelim, bir dinleyelim. Haydi, let's go. Tamam, klip yokmuş arkadaşlar. Jet Baba şarkının ismi. Haydi, let's go. Fazla diyecek bir şey yok. Haydi bakalım bir nasıl şarkı olmuş. Bilmiyorum, sizin beklentileriniz şarkıyı dinlemeden yüksek mi yoksa yüksek değil mi? Benim beklentilerim bilmiyorum valla. Orta şeker. Ya çok güzel bir şey yapmışlardır ya da
Bilmiyorum, bombok bir şey olmuştur. Hadi bakalım. Wow. Dert canım dert çekerek biter. Al dumandan kuş uçarak gider. Buralardan hiç yol geçmez. Baba hep sikerek gider. Wow. Kolda Rolex, Daytona, altında Porsche. Attım hafifçe elimi camdan. Daytona, Rolex, altında Porsche. Klasik label C5 sözleri ve klasik label C5 flow. Da göz göze geldik orada, vallahi ölecekti heyecan. Gaza aşkım öndeler, araba makine harbiden ön çeker. Yaparım Anita yanıma, baba çok şeker. Çekerim onun için Beymen'den 15'er. Burun koptu Meksika festivali, sen kötü. Label C5'in sözleri hep bana aynıymış gibi geliyor ya. Yani hep aynı şarkıyı dinliyormuşum gibi geliyor bana. Şimdi bu şarkıyla öbür şarkılarını ayrı edemem yani. Biliyor musunuz? Sözler aynı, flow hep aynı. Yani böyle hep aynı şarkıyı dinliyormuşum gibi geliyor. Kal acil, sakın ölme bak süper böyle. Her zaman mutlu kal. Yürüyorum metrata zombiler, VIP Mercedes roket yemez baba. Başbakan gibi yoldayım, sadece eksik takım elbiselerim baba. Jet baba, arkama roket taksam, uçsam dünyadan uzaya doğru. Olsa yaz günü ne güzel akşam, label karizmatik. Arkama roket taksam, uçsam uzaya doğru. Hay anasını satayım ya. Haydi. Sakarya spor formam imzalı. Benim ekip Katangalar canı. Hocalarım beğenmez imzamı. Kimsenin ekip? Katangalar mı? Sakarya spor formam imzalı. Benim ekip Katangalar canı. Hocalarım beğenmez imzamı. Şimdi atıyorum götlerine canı. Rapte bir profesör. Altta Escalade, önde şoför. Sigara teşti tam şampiyon. Adalet terazi davranış adi. Ovalıyım hep diyor diyorum. Valla şimdiye kadar şarkı çok kötüydü ya. Ay beğenmedim valla. Yani beğenenler de oluyor biliyorum. Yani Label C5'in bu tarzını beğenenler de var. Yani yoksa adam 4 milyon, 3 milyon dinleyicisi olmaz. Ama ben gerçekten ısınamıyorum. Tam dedim ki bir aralar böyle yeni tarzına ısındım gibi oldu. Ama sonra böyle bu şarkı gibi hep böyle tekrarlayınca... Yani gerçekten bir Label C5'den böyle oturup konuşmak ister derdim ki böyle, yani demek isterdim. Niye bunu böyle tarz yapıyorsun? Niye tarzını böyle değiştirdin falan filan böyle, bilmiyorum. Siz nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda belirtin kankas. Daha değil, havadayım 12 ay gibi ebabeyin. Arada bir vuruyorum, fena değil. Bıdı 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 sözler üstümde göz... Bıdı bıdı sözler. Direkt Hydra'yı düşünüyor insan. Ya da Joker. Hydra ya da Joker. Ocakta közler, önde dansözler, masada planlar her sektörden. Aman dayım bana darılmayın, bugün yengenliyim, yarın yanındayım. İşler rayında ben mayındayım gibi, çekersem ayağımı darılmayın. İmparatöre jet attım kraliçe, mekana girdim kaptım kraliçe. Tonla fikir var aklımda telice, yapıyorum hepsini almıyorum poliçe. Araç pati 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 maş, etek mini 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 mikir. Vay, yapıyorum hepsini almıyorum poliçe, ne? Lamborghini viraj, dokun biraz. Jet baba, arkama roket kapsam, uçsam dünyadan uzaya doğru. Olsa yaz günü ne güzel akşam, label karizmatik Kenan. Sakarya spor formam imza. Çok kötü. Çok kötü. Yani iki tane büyük isim arkadaşlar, gerçekten çok büyük isimler. Yani çok dinlenen ve çok büyük isimler. Son zamanlarda TikTok'a oynayan iki isim. Yani ilk tarzını çok ikisinin de ilk tarzını çok beğeniyordum. Selamünaleyküm ma biliyorsunuz, ya da yani Movie şarkısı var. Son bir kez daha dumanı asıldım. C5 mod her duvar asıldım. Rally şarkısı var Label'in. Ondan sonra Antrikot şarkısı var Çakal'ın. Ghost Ozo, yani beğendiğim şarkılar var ama yeni tarzları Benim ekip Tatangalar canı. Hocalarım beğenmez imzamı. Şimdi atıyorum götlerine canı. Cano neden? Yani klip de yok. İki tane tamam kankas, reaction buydu. Yani iki tane bu kadar büyük isim gerçekten klip çekebilirlerdi. Sağlam bir şey patlatabilirlerdi. Bir de yani çünkü insanların yani merak ettiği bir ikili. Yani şimdi Çakal'ın Label C5 bu kadar sene sonra bir şarkı çıkarıyorlar. İnsanlar merak ediyor. Tabii ki diyor ki nasıl bir şey çıkarmışlar. Ama ondan sonra böyle çıkınca bence çok çok daha güzel bir şey yapabilirlerdi. Bu benim düşüncem, şahsi düşüncem arkadaşlar. Yani kızmayın, darılmayın inşallah. Bir de bu Batuflexisi. Acaba AI mı, gerçekten yapay zeka mı, değil mi? Yorumlarda belirtin. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.